Olayımız 1907 yıllarında İstanbul'da geçer. Avrupa'da öğrenimini yapan Meftun, babasının ölümü üzerine İstanbul'a dönmüştür. Bonjour. Bonjour sevgili Meftun abiciğim. Bonjour Lebibe. Nasıl? Rahat bir gece geçirebildin mi bari? Tavsiye ettiğiniz romanı bitirebilmek için sabaha karşı dalmışım. Horozlar ötüyordu uyuduğum zaman. Bize selam sabah yok mu kız? Raci'yi unuttunuz bakıyorum. Görmedim Raci abi. Aman aman görmemeniz en iyisi. Gözümü açar açmaz dededen kalma sabah şerifler hayır olsun yerine boncur lafını duymakla günümün aydınlık değil karanlık geçeceğine inanıyorum. Ulan Meftun, bizi tepeden tırnağa komik ettin be. Böyle konuşmakla beni kırdığının farkında değilsin herhalde. Aşk olsun Raci. Aman kimse ne aşık ne de maşık olsun. Halimden memnunum ben. Bonjour, monjour sizin olsun. Pederimden böyle gördüm, böyle büyüdüm ben. Biz de öyle gördük ama medeniyet günden güne ilerliyor. Bizim de bu gidişe ayak uydurmamız lazım. Bu uydurma boncurlu olacaksa sabah akşam boncurlaşalım birbirimizle. Boncur, boncur. Alay ediyorsun. Hele şükür anladın. Alay ediyorsun ama senin dışında herkes memnun bu değişmeden. Haklısın. Baksana Valide Hanım bile saçını başını açıp kendini Avrupa'da sanmaya başladı. Bonjour sevgili çocuklarım. Sabah şerifleriniz hayır olsun demek istediniz galiba Valide Hanım. Bu tarz konuşmaların hiç hoşuma gitmiyor Raci. Vallahi ben de pek hoşunuza gitsin diye söylemiyorum zaten. Meftun abini kırmıyor musun bu konuşmalarınla? Bonjour Meftun. Bonjour sevgili anneciğim. Merci Meftuncuğum. Nasıl yeni elbisemi beğendiniz mi çocuklar? Çok güzelsin anneciğim. Allah aşkınıza daha fazla komik olmayın. Yani hepiniz bu kıyafetlerle çok mu güzel olduğunuza inanıyorsunuz? Bu yaştan sonra açılıp saçılmak sana yakışıyor mu Valide Hanım? Sen bizi anlayamazsın Raci. Anlayamam ya. Aynanın karşısında hazırlanırken eski günlerimi hatırladım. Merhum pederinizle evlendiğim günü görecektiniz çocuklar. Her gören cemalime parmak ısırdıydı heyecandan. Sonra koltuklayıp odaya çıkardı beni. Duvağımı açtı. Şöyle bir yüzüme baktı. Bakış o bakış. Leblebi kaburam duman... Ay korkuttun kız! Ah bre, Meftun Bey sabah sabah küplerde binecek. Hala yemek hazırlamamışsın sabana. Hazırladım ama Meftun Bey'le aram hiç iyi değil. Yok zamanında yemek hazırlamaz, elbette iyi olmaz. Yok canım ondan değil. Geçen gün beni çağırıp mutfağın, sofranın, külbastının atlarını öğren dedi. Her şey alafranga olacakmış. Sen de öğrenmişsin bari. Öğrendim ama ezberleyemedim. Elbette. NATO kafa, NATO mermer. Kuzum Elena, sen bilirsin. Mutlağın adı neydi ha? Ah, kuzina. Kuzina? 40 yıllık mutlak ne hale geldi? O şey söyle, o şey... Külbastının adı neydi? Allah aşkına, onu söylesene. Neydi adı ha? Kotlet. Koket! Yok bre koket. Ha? Koket başka. Külbastı karşılığında kotlet. Ama ne zaman pirzola istiyorsun, daha güzel kotlet oluyor. Ah Meftun Bey, ah çok yaşa sen! 40 yıllık ahçı Şaban'ı ne hale soktun? Elbette sokacak, modern olacağız. Ya işte ben de modern oluyorum. Yok Fre, yalnız bizde değil, hepsinde modern olacak. Aa, yeni dikilen elbiseni neden giymedin sen? Teyzen de Meftun da gücenebilirler. Ben bu elbisemi beğeniyorum. Senin değil. Meftun'un beğenmesi mühim. Aklını, güzelliğini kullanır. Meftun'u kendine hayran edersen, dilediğimiz her şeye kavuşuruz. Hanım anne, ablam Meftun abimle evlenirse, ben ona enişte mi diyeceğim?
Ne yazık ki diyemeyeceksin sevgili kardeşim. Meftun Bey'e enişte diyemeyeceksin. Söylediklerinden hiçbir şey anlamıyorum Rebiya. Annen olarak senin iyi bir evlilik yapmanı, mesut olmanı istiyorum yavrum. Meftun'un Paris dönüşünden sonra teyzenin yanına misafir gelmemizin bütün sebebi bu. Biraz evvel yemek zili çaldı anneciğim. Yemeğe geç inersek Meftun abim kızar. Ah, sen yok musun sen? Her şeye nasıl da dikkat edersin? Dikkat değil anneciğim. Karnım acıktı da ondan. Ah canım. Sayende yemek yemesini de öğrendik Meftuncuğum. Estağfurullah teyzeciğim. Hepsi iyi hoş da çatal bıçak icat edilmeden önce Avrupalılar yemeği nasıl yerlerdi Meftuncuğum? Tabii ki elle. Çatal pek o kadar eski bir şey değildir. Çatal ismi Fransa'da 1379'da ilk defa olarak Charles Saint'e ait gümüş takımları gösteren bir demirbaş defterinde görülmüş. Anlatabildim mi acaba? Ah ne güzel konuşmuş. Bilgiyi başka şey. Çatal'ın Fransa'ya İtalya'dan geldiği de iddialar arasında. Bu kadar bilgiden sonra tavuğa yumulsak nasıl olur acaba? Yutkunmaktan dilim damağıma yapıştı ha. Biraz daha sabırlı ol Raci. Önce adab-ı muaşiret bilgimizi yoklayalım. Bilgi yoklamamızı biraz kısa tutabilir miyiz acaba? Olabilir. Önce senden başlayalım. Mükellef, alafranga bir sofrada bulunuyoruz. Kibar madamlar, kibar mösyöler var. Ah, tıpkı bizler gibi. Aynen, tıpatıp. Bu kadar benzeme olur yani. Ortaya büyük bir tavuk geldi. Ve bu tavuğun taksimi sana düştü. Hadi başla bakalım. Çatal bıçağı alır, tavuğun karnına saplarım. Göğüs etlerini çıkarırım, sağ tarafımdakinden başlayarak bir bir dağıtırım. Oldu mu? Niçin göğüs etinden başlıyorsun? Ben göğüs eti sevmem de ondan. Sofrada egoizm değil, terbiye hüküm sürmeli. Yani ben şimdi bizim evde alafranga bir yemek vermiş olsaydım rezil etmiştin beni. Yok be. Anamın karnından kibarlıkla mı doğdum ben? Raci, gene başlama rica ederim. Aşk olsun Raci. Bir tavuğun nasıl dağıtılacağını teyzeme sorsaydım o bile senden daha iyi cevap verirdi. Şüphen mi var Meftun? Lütfen cevap verin teyzeciğim. Tavuğu nasıl ayırırsınız? Nasıl mı yaparım? Ondan kolay ne var? Bir budunu ben tutarım, bir budunu da karşımdakine şunu tutuver hemşire der, tuttururum. O kendi tarafına, ben kendi tarafıma car... ...diye ikiye... Sonra nasıl dağıtırsınız? Kanatlarını, göğsünü bir güzel parçalar, sonra da dağıtırım. Onu anladım da, nasıl dağıtırsınız? Sofrada en hatırlı kimse budunu ona veririm. Budunu bana ver, bana ne? Budunu bana ver. Peki, sus. Budunu sana veririm, peki. Niçin başkasına veririm diyorsun? Mesela diyorum yavrum. Sen dururken budunu hiç kimseye verir miyim ben? Kendin yersin. Bana vermezsin biliyorum. Hep böyle yaparsın sen. Sana veririm, kes sesini. Şimdi tokadı patlatırım ha. Bana ne? Yemin etsin, yemin etsin. Eğer sana vermezsem bütün hoşuşlar ısırsın beni. Yoo, başka yemin et. Bu arsız kızın yanında tavuk lafı edilir mi? Zavallı vesilenin iki ayağını bir pabuca sokuyor. Bana ne, but isterim ben, but isterim. Bana ne, bana ne, bana ne? Meftuncuğum, tavuğu böldüğümüz zaman butunu Hasini'ye veririz değil mi canım? Nasıl olur teyzeciğim, büyükler dururken? Canım kıyamet kopacak Hasena yerse. Hepiniz çocukla çocuk olmuş. Alt tarafı neymiş, bu da kim yiyecek? Oğuzcan, bu yeter şeker olsun. Sen beni deli edeceksin kız, yeter artık.
sevdandan iğne iplüğe, yemeklerinden sana döneceğim yakında. Niye kuz alamıyor? Afiyet olsun. Hepsi sofrada tıkınırlarken senin burada aşk kalmana yüreğim razı olmadı. Gene ne uydurdun kaybolan tavuk ayağı için ha? Ne uyduracağım ayol? Yatır şunu huuu! Kedi tavuğunu burnunu kapattı. Kedi? Tavuğunu burnunu kapattı. Kara kedim. Kara biberim. Kara boncuğum. Kara lokumum. Yapma ayol, gören olacak. Kutçuk hanım, ben seni çığırıyor. Şimdi kalırım oğlum. Ne var kızım? Bilirsin nerede gitmiş Zarafet? Kötü kanunlar çağırdı. Görmüşsüm, kör değilim. Ama niçin çağırmış? Niçin çağırmış? Buradan en uzak memlekette mektup gider kaç parayla? Ben 40 paraya yolluyorum. Zarafet götürmüş, her mektup başında 5 kuruş. Ne? Ne? Mektup başında 5 kuruş! Mektup başında 5 kuruş! Aman çok iyi, çok iyi! Mektup başında 5 kuruş! Yaşa Zarafet, yaşa! Aman Zarafet bacım, canım Zarafet bacım! Ne olursa senden olur, yardım et bize! Yeter artık Avşu Hanım! Sizin yüzünüzden aşımdan olacağım, Leblebi Hanım! Leblebi değil, Lebibe! Ah her ne halt ise! Haftada bir gün derken her güne döndürdünüz buluşmayı! Koftunu bey duyarsa... Meftun bey! Canım her ne halt ise... Koftun beyle büyük hanım duyacak diye odun patlıyor! Ah! Kuzum bacım, canım bacım, bir tanecik melek bacım! Ne çıkacak altından? Bedri ile buluşmazsam canıma kıyarım! Aa, tövbe de! Allah korusun kız! Sevda nedir bilmez misin sen? Bilmez olaydım keşke! O halde Mahir'imle buluştuk demektir! Buluştunuz! Buluştunuz da... Büyük hanıma ne yalan uyduracağım gene! Haklısın Zarafet bacı! Kızlarda bir gariplik var bugünlerde! Akılları birer karış havada ikisinin de! Nazara gelmesinler Allah korusun! Bu kaçıncı nazar Zarafet? Gün aşırı hoca hoca dolaştırıyorsun kızları. Aa, lazım o büyük hanım. Arada bir kız kısmını hocalara okutmak lazım. Müsaade ederseniz... Kasımpaşa'da nefesi kuvvetli bir hoca varmış. Bugün de oraya gidiyoruz. Sakın geç kalmayın Zarafet. Giderken de gelirken de kızları önüne katmayı unutma. Anlaşıldı mı? Sizleri beklemekten gözlerimiz yollarda kaldı. Gelmeyeceksin sandım. Biraz ajanı konuşup koklaşın. Ama geç kalmayalım. Allah razı olsun Zarafet bacıdan. Kasımpaşa'da nefesi kuvvetli bir hocaya gidiyoruz diye yola çıkardı bizi. Yalan söyledi. Ya vallahi kuşup belanı büyük hanıma yalan söyleyip ışıktık evden. Bu sevdamızı sana borçluyuz Zarafet bacı. Allah razı olsun. Aman Allah korusun. Yalanımız bu bir duyulursa, bir duyulursa kıyametin koptuğu gündür. Pı 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 pı, Allah korusun. Hayır, bu sefer o hakkınlanacak. Almaya geldik, paylaşıp bunu söyledim. Nedir bu canım, ayıptır. Bunca yıldır beraber çalışıyoruz. Yani yakıştıramadım size bu yaptığınızı. Hakkımızı istiyoruz. Hadi ya. Aylardır alışveriş ettik. Tamam, tamam. Ayıp, senin gibi ayıp. Birkaç müşterimiz olsa dükkanı kapatıp iflas ederiz. Tabii ki mi? Orada kimsenin parası kalmadılar. Ya kısmış sizin gibi esnaf takımında böyle lakırdı. Bir şikayetin var Agustol efendi. 3 ay oldu. Alacağımız hala ödenmedi. Daha ne kadar bekleyeceğiz? Benim hatırımda bir haftacık bekleyemezsin. Ama yalnız bir hafta. Ah, merci. Gelelim sende Mustafa. Bir şikayet olmuş. Ben tam... Ah, anlamışım. Çok iyi anlamışım. Yaz tahtada, al haftada.
Ben buraya susmaya değil, konuşmaya geldim. Kim gelmiş de seni susturmuş? Hadi konuş. Ben? Ah ve ve. Ben buraya? Anlamışım, aptal değilim. Sen biraz evvel gelmiş, burada konuşmak için. Evet. Evet. Ben buraya... Susma değil. Evet, anlamışım. Sen burada konuşmaya gelmiş. Sonra biri çıkmış, konuşma demiş. Konuş. Niçin gelmiş burada sen? Alacağımız için, alacağımız için. Ah, bilmişsin ve söylemişsin biraz evvel Apostol Efendi de. Ve, ve. Tabii, ve, ve. Ah, haftaya borcunuz ödenecek. Ve, ve. Yok, de ve. Sabahın efendi, esnaf takımında çok iyi anlaşmış ben. Yazacaklar tahtaya. Alacaklar haftaya. Hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım. Yürü, yürü, yürü. Yürü, yürü. Oh, Fre, bu iş de bitmiş. Anamdan bacıma, bacımdan teyzeme... Teyzemden Eleni'ye kadar her bir kimseyi yoluna koydun, tamam. Koydun da... Bakkalı çakkalı, manavı kasabı yola koyamadın. Dışarıda kıyamet koptu. Raci. Öğle yemeğinde ayrı kıyafet giyilir. Aman küçük hanım, akşam yemeğinde muhakkak değişmelisin. Raci dedim. Aa, unuttum. Tavuk nasıl yenirdi sevgili abiciğim? Öğretmiştin ama... Kafa işte. Ezberleyemedim. Susar mısın sen? Sen beni değil alacakları sustur. Ben Paris'teyken yediğiniz herzeleri temizlemek bana düşüyor. Bana düşüyor ama nasıl? Susma. Cevap ver Raci. Hayatım boyu kız kardeşim daha şanslı oldu benden. Çocukluğumdan beri böyle oldu. En çok o sevildi. En çok o beğenildi. En güzel izdivacı o yaptı. Ben Aktar Hüseyin Efendi'nin karısı oldum yıllar boyu. Yıllar boyu yokluk çektim. Yıllar boyu acı çektim. Senin kaderin gülsün istiyorum şimdi. Senin şansın gülsün istiyorum. Ne olur Meftun abime kendini beğendir ablacığım. O eski evimize tekrar dönmeyelim. Bu cici elbiselerim üzerimden çıkmasın. Ablacığım. Yalvarırım sus Hasene. Bizi anlıyorsun değil mi kızım? Siz çok şaka yapıyor Meftun. Siz borç içinde. Olacak şey değil. Yıllardır beraberiz. Paris, İstanbul... İlk defa parasızlıktan, ilk defa borçtan bahsediyorsun. İki kardeş en yakın dostlarımsınız benim. Bir yabancıya zaten anlatamam bu derdimi. Yeni mi hissettin bu borçları? Evet. Avukatımdan son bilgileri bekliyorum. Ama gelecek cevaptan pek ümitli değilim. Boncur tavuk. Çatal. Bıçak. Mutu bana ver. Mutu benim. Mutu ver. Tavuk. Tavuk. Hanım anne,
ablam Meftun abimi değil, başkasını seviyor. Ha seni! Ayolusu sana bağırıyorum bir saattir. Uyur gibi yapma da beni dinle. Elengo. Elengo. Uyudun mu? Bırakırsın ki uyuyacağım. Elengo kız, sana bir şey söyleyeceğim. Abla yalvarırım seni, bırakırsın ki uyuyacağım biraz. Ay oğlu patladın mı, sabaha vakit çok uyursun. Oh, uykunda kaçıran bir şey var. Şaban, geçen akşamı tabla varırken elimi sıkıttı. Neden sıktı acaba? Yok abla, Sabana'nın lafını dinleyemem. Sabana, zarafetin elinde sıkmışsa, ne olmuş sıkmışsa yemiş seni, zevzek. Sen Şaban lakırdasını bayanamadın mı ayol? Başka lakırda mı istiyorsun? Kuşuk beyin lakırdasını söylersem, o zaman hoşuna mı gider? Ah, üstümde iyilik salık. Küçük beyin lafında ben aslanacağım. Geçen gün kapı aralığında ne gülüşüyordun o zaman abar? Sen o günü kuzina dayısı bıraktı, bizi gözetledi. Seni kuşuk bey ayırtırsın da ben görmem mi? İnşallah sabah olsun da büyük hanıma söyleyeceğim. Abla, geçen gün sen çamaşırlık içeride Sabana'la beraber ne konuşuyordunuz gizli gizli? Nereden gördün ayol? Gördü ya. Sen bana görür, ben sana görmez. Şaban memleketine mektup yazacaktı. Abla, bana iki mecadeye odunç verir misin dedi. Onu konuşuyorduk. Anlamadım. Benim kafa değil o kadar kalın. Şimdi sabah büyük hanıma ben söyleyeceğim. Elengo, sen çocuğum oldun ayol. Öyle şey söylenir mi hiç? Ne sana söyle, ne beni söyleyeceğim. O zaman anlaşmışsınız. Eleni. Oriste. Raci'ye haber ver, ava çıkıyoruz. Sizler de mutfağı hazırlayın. Öğle yemeğinde abeti var. Baş üstünde. Ha, Lebi Bey'e de haber ver. O da gelmek istiyordu. Ne gülüyorsun kız? Sizin kız kardeş güzel av yapmak bilir. Bu iş için ders istemez. O kendi kendinde ustalandı. Tuhaf, hiç haberim yoktu. Ne avlıyorlar buralarda? Keklik, yabani horoz. Bu taraflarda ne bulursan. Şaşırtıyorsun beni Eleni. Buralarda keklik ne arar? Ah, var efendim. Komşularda var. Saçmalıyorsun Eleni. Tüfek yoktu ki bugüne kadar bu konakta. Yeni getirttim. Tüfek ne yapacak? Bir kalem, bir paça mürekkep. Aha, yok ama öyle dağ keklik göğsünde kırmızı var, kanatları var. O keklik ki tutuyor, anıya başında fes koyar, ceket, pantolon koyar. Ağzından çıkanı kulağın işitiyor mu senin? Kız kardeşimin namusuna dokunuyorsun. Aa, yok, ben namus üstünde laf etmemiş. Lebi bana bir mektup yazmış. Zarafet ablanın elinde vermiş ki bu mektup komşunun oğlunda götürsün. Ama yalnız mektup vermemiş, bir çerek mecidiye de beraber. Abla almış mektup, oğlanda götürmüş. İşte hepsi bu. Ne var bunda namus kale? O yazmış, öteki okumuş. Ne var bunda? Hangi komşunun oğlu bu? Aniya bizim köşk. Aniya var yan tarafta. Boyalı köşk Hacı Kasım Efendi'nin köşkü. İşte onun oğlu. Adı da Mahir. Yeter elini. Yalnız bırak beni. Bonjour apostola.
Bonjurlar, hayırlı ola. Sizden küçük bir ranselman almak istiyorum. Yağlı saman mı alacaksın? Hayır, ranselman. Fransızca bilmez misin sen? Bilsem burada bakkal mı olurdum efendi? Bizim bildiğimiz bonjurla mersi, sakın isteme vermem veresi. Veresiye değil. Biraz malumat istiyordum senden. Hı? Sor efendi sor. Ne istersen anlatayım. Şu aşağıdaki bahçe içinde oturuyor. Kaşıkçılar kahyası Hacı Kasım efendi. Tanıyor musun? Amanın, onu bana sorma ağa. Neden? Çok tamahkâra çattım, böylesine bulaşmadım. O müşteri değil, insan azabı. Vakti olsa dükkanıma oturup tane tane mal sayacak. Ondan gelecek kâr bizden uzak olsun. Adamın adını yanlış koymuşlar. Kaşıkçı Kasım değil, faizci Kasım. Çay geldi! Buyurun beyim. Sağ olasın, otur. Kasım Efendi'yi bir de sen anlat. Kasım Efendi? Kasım Efendi! Evet. Kasım Efendi geçen gün buraya geldi, şuraya oturdu. Beş parmağında bir hesap bir hesap. Laf etmeye vakit yok, ağası faiz dolu. Bir ara yüzüme baktı, parmakları durdu. Kahveci dedi, kahven çok fakir, sermayeye lüzumun var mı? Ben de öyle göz var mı abi, faizle iş yapacak? Ben tepsiye basar mıyım ben? Üç kuruş para verip iki senede beş kere senet değiştirecek aklınca. Sonra da küt diye belimi kıracak. Dur bakayım. Yoksa sen de mi para kaldıracaksın bu ihtiyardan ha? Hayır, para alacak değilim. Bir çiftliğim var da Kasım Efendi'ye kiralamak istiyorum. Bu sebeple halini, şanını anlamak, sözüne sadık mıdır, değil midir öğrenmek istiyorum. Bir de oğlu varmış. Onu tanıyor musun? Şöylesine bir tanıyorum. Tanıyorum ama derinden derine bir aşinalığım yok. Kasım Efendi için çok zengindir diyorlar. Aslı var mı? Bak işte o doğru. Benim dükkandaki fasulyeler var ya, ondaki liralar benim fasulyelerden daha bereketliymiş. Yine görüşürüz inşallah. Şimdilik au revoir. Apostol usta, apostol usta! Herif alafranga bir laf etti. Ne dedi anlayabildin mi bari? Seninle önemli bir mevzuyu konuşmamız lazım Eleni. Onun için çağırdım seni. Baş üstünde. Namusuma, iffetime ne kadar düşkün olduğumu bilirsin. Bilirsin değil mi? Abi, hiç şüphem yok. Bunca yıl yanımızdasın. Bize gelecekken bir söz... ...sana gelmiş sayılır. Elbette. İşte onun için bundan böyle... ...köşkte kimden kime mektup gider. Kimden kime mektup gelirse... ...önce benim elimden geçecek. Her şeyi anlamışım, anlamışım da... ...işte bunu anlamamışım. Yok. Sonra varacağı yere tekrar varacak mektuplar. Şimdi anladın değil mi? Anlamışım. Namus meselesi. İşte bu ilk bahşişin. Sana neyi nasıl yapacağını öğretmeme gerek yok tabii. Anlamışım. Anlamışım ama... ...az anlamışım. Şimdi anladım. Sabana, Sabana! Ben seninle yapacak bir konuşma. Ama kalacak ikimiz arasında. Kimse duymayacak söz. Söz. Sen duymamış. Neyi? Ne olacak kale? Birbirinde muhabbet koymuşlar. Kim koymuş be? Zarafet abla iz içeride girmiş. Bir şey anladımsa Arap olayım. Frey anlamamış. O bunu semiz öteki onu. Araya de Zarafet abla postacılık yapmış. Anladın? Yalan! Maso Feo! Yani bizim Zarafet birini mi sevmiş? Yok, kimse Zarafet sevmez. Ona seviyorlar ama bu sevda başka. Bak şimdi, bizimle bir banım yok. Yok. Nasıl yok? Var. Anladın? Ha? Komşunun oğlusu bizim küçük hanımda alaka yapmış. Katalavis. Ha.
Zarafet abla da aralarında mektup getirmiş, götürmüş. Ne? Bak sen, Zarafet! Bana danışmadan işin içine girmiş ha? Yok bre, bedava götürmemiş. İki çeyrek de bahşiş almış. Aylığından fazla iki de çeyrek almış ha? Ben ona gösteririm. Böyle kötü kötü düşünme. Üstüne şişe koklar mıyım ayol? Başka iş için gittim. Başka iş için mi? Hangi işmiş bu? Konuş, söyle! Gördün mü şimdi? Söyleme diye yemini verdiler bana. Kargaları gözünü uysunu dediler, sevgiline kavuşama dediler. Ben bu sırrı söylersem sana kavuşamam Şaban. Ah benim güzel Şabanım! Yeminimi bozdurur mu bana? Ne olduysa her şeyi anlatacağım. Yoksa ayrılırız. Yeminliyim Şaban. Ama sen istiyorsan günah benden gitti. Evet istiyorum o kadar. Bak Şaban. Sen beni nasıl seviyorsan komşunun oğlu da Leblebi Hanım'ı öyle seviyor. Yalvardı bana. Ah benim güzel zarafetim dedi. Şu mektubu komşunun oğluna götür dedi. Sen de aldın götürttün değil mi? Cahilliğime uyudum. Bir daha götürtmek yok. Bu son olsun. Bir daha götürtürürsen seni de onları da yaşatmam. Kendimi de yaşatmam. Zarafet. Bana iyi bak. Gözlerime iyi bak. Seni sağ gözüm solundan, sol gözüm sağından kıskanıyor. İki gözüm senin yüzünden birbirine giriyor. Sahi beni bu kadar mı seviyorsun? Elbette. Bu kapılarda bunca eziyetleri senin için çekiyorum. Bu kadar seviyorsan bir daha mektup götürmem. İki gözlerim seni görmesin ki götürmem. Paraları ver. Ver. Al işte. Bu aylığım, bu da mektup bahşişlerim. Hemen para biriktirip Allah'ın emriyle evlenelim Şaban. Evlenmek o kadar kolay değil. Evlenelim ama sen beni acaba hiç darılır mı diye düşünmeden elin çapkınlarına mektup taşıyorsun. Çapkın bu çapkın. Ben de erkeğim. Biliyorum Şaban. Ben her gece rüyalarımda seni görüyorum. Ben senin değil bir erkekle bir horozla bile görüşmene razı değilim. Şabanacığım korkma sen. Bundan böyle ne horozla, ne erkekle, ne de ördekle görüşmem. Erkek kedi bile sevmem o Şaban. Şöyle yola gel. Şimdi ne yapacağız Rebiye? Zarafet bacı ben mektup taşımam diye tutturdu. Bedri'yi görmeden yaşayamam ben. Bedri her şeyim benim. Saçmalama kız. Ben ne düşünüyorum, sen ne diyorsun? Nasıl yapmalıyız? Nasıl halletmeliyiz bu işi? Eleni! Eleni! Buyursunlar Nebibi Hanım. Eleni! Buyursunlar demişsin. Acaba diyecektim, bizim bir derdimiz olsa, çok üzülsek, bu derdimize bir çare bulursun değil mi? Ah bre kafam ne kadar kalın bugün, hiçbir şey anlamamışım. Nasıl bir çare yani? Bu mektubu... Mektup! Evet. Bu mektubu bitişik köşkteki Mahir Bey'e vermeni istiyorum. Çıldırdınız siz. Evet Eleni, biz çıldırdık. Ama ben çıldırmamış. Meftun Bey duyarsa, Lütfiye Hanım duyarsa... Sen istersen duymaz Eleni. Sen istersen hiç kimse duymaz. Anladın değil mi Eleni? Anlamışım. Anlamışım ama az anlamışım. Şimdi anladın mı? Şimdi anladım. Kırlarda insan olay o dinler.
Aşıkzade Mahir'le kız kardeşim Nebibe'yi evlendirir. Kız kardeşiyle de ben bir izdivaç yaparsam her şey kurtuldu demektir. Yaktı beni kaşlar.